Bu boynu kalının mesajları ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz Necdet Bey? Ya şimdi bazı işleri tabii birbirinden ayırarak belki tartışmak gerekiyor. Ee, Diyelim ki boynu kalın profesör ilahiyat mezunu bu konularda konuşabilir, mi? her konuda konuşabilir, görüş bildirebilir. Ya yani bu noktada bir ben... Hasan Bey'in ama çok önemli bir şey. Ben mesela böyle bakmamıştım olaya. Ben de böyle düşünüyordum. Yani herkes konuşur. Ama ben de oraya Diyor konuşur. ki işte Ayasofya. Yani, Kurumsal yani, olarak başlıyor. başlıyor. Yani, yani, öyle yani, diyor. Ayasofya'nın e, özellikle sağda muhafazakar kesimde, İslami kesimde ciddi bir ağırlığı var. Sonuçta dünya kadar insan Ayasofya açılsın diye özellikle 1980 öncesi yeri göğü ne 70'ler, yani 60'lar. Tabii yani tabi, 60'lar, 70'ler doğru. Şimdi o anlamıyla da bir siyasi sembol özelliği de vardı ama bundan mağmsız olarak da düşünüyorum. Şimdi... Yani İslam alimleri var mı? Dünya kadar İslam alimi var yani. Çok özür dilerim. AK Parti'den önemli isimlerin hani Özlem Zengin gibi, Bülent Turan gibi isimlerin itirazları da aynı kaygıdan mı kaynaklanıyor? Tabii ki. Görebildin mi Yani ben ya, hani onlarla doğrudan konuşmadım. Ya ama zaten görebildin ta mi? Tartışma ilginç bir şey, tartışmada zaten normal AKP ve çevresi içinde yürüyen bir tartışmaya dönüştü. Ee, niye? Çünkü muhalefet bu konuya çok girmek istemiyor. Yani işin içine tırnak içinde kullanayım din girince bir şey oluyor. E, tereddüt de ortaya çıkıyor. Yok ee, bazı muha muhalefet kesinlikle <laughs> şunu söylüyor. Esas itibariyle tartışmanın bak, başlaması Parti, zengin partinin, ilk Ad cevabı verdiği için söylüyorum. Şu, şöyle bir ekranda varmış. Şöyle bir ajandası da varmış. Bak adam bunu deşifre ediyor diyenler de var ya. Yani. Ya şimdi tabii bu aslında normal olarak. Şimdi bir tekrar özetleyeyim. Yani İslam alimleri e, görüşlerini, açıklar. görüşlerini açıklarlar. Bu noktada sorun yok. Yani İbn-i bu yana hatta İmam Gazali'den bu yana dünya kadar örnek var. Görüşlerini söylüyor. Ali Şeriyat'e kadar getirebilirsiniz. Türkiye'de de örnekleri var. Buradaki sorun şu tabii. Ben mesela temel olarak gizli ajandanın ötesinde e, Diyanet'ten sonraki en önemli sembolik kurum neye dönüştü? Ayasofya Camii'ne dönüştü. Ve Ayasofya Camii ve Diyanet İşleri Başkanı. Yani o e, birlikte yan yana düşündüğümde siyasi demeç verirler mi vermezler mi? Temel konularda görüş bildirirler mi bildirmezler mi temel bir ayrım noktası. Şimdi ben mesela şöyle düşünen birisiyim. Eğer Türkiye layık bir ülke ise bana göre pozisyonu olan diyelim ki Diyanet İşleri Başkanı. Diyelim ki Ayasofya imamı ya da herhangi bir cami imamı temel konularda görüş bildirmem. Görüş bildirdiği andan itibaren başka bir yarılmayı beraberinde getiriyor çünkü. Bu bir temel bir... konular derken hangi konular mesela? Diyeyim ki şey İstanbul Sözleşmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne ben hukuki olarak bakıyorum ama diyor ki e, profesör e, boynu kalın e, zaten İslam'da bu işin yeri yok diyor. Ya da e, faizle ilgili açıklamasına baktığımızda kendisi İslam'ı referans alarak konuşuyor ve orada İslam'ı referans aldığındaki temel şey ne? Bir de Türkiye'de genel %99'u Müslüman ezberi de olunca ortaya ne çıkıyor? Onun söylediği İslam referansı üzerinden bir söylem. Bazıları da diyorlar ki ne yani İslam'ın bu konudaki bakışını açıklamasın mı? Şimdi tam da ben onu söyleyeceğim. Şimdi dış, o yüzden onu söyledim. Dışarıdan bir isim olarak açıklayabilirsiniz. Yani İmam Gazali ve İbn Rüşd'ü o yüzden örnek verdim. Bağımsız diyorsunuz. Tabii yani anladım. bu noktada kimse şey diyemez yani sen açıklayamazsın. Yani e, ben birçok konuda konuşabiliyorsam sonuçta Türkiye'de de herkes her konuda konuşabilir. Bu onun hakkıdır. Yani ifade özgürlüğü İslam'ın da hakkıdır ama burada pozisyon olarak konuşmaya başladığınız andan itibaren devreye çok ciddi bir biçimde mevcut süreci zehirleyen bir şey giriyor ortaya. Çünkü siz bir din adına konuşuyorsunuz. Bir otorite adına konuşuyorsunuz ve referanslarınız, siz, referanslarınız sizin sonuçta İslam'ın temel görüşleri diye sunuyorsunuz. Bu son derece son derece e, bana göre sıkıntılı bir durum ve konuşulması gerekiyor. Yani diyelim ki Ayasofya baş ama olmaz istediği gibi konuşur. Ben bir şey demem yani ona. Görüşlerine katılırım ya da kat ya da Diyanet İşleri Başkanı olmaz konuşabilir. Şimdi bunun sıkıntısı nerede? Çok da somut söyleyeyim size. Şöyle bir sıkıntı var. Yani o zaman beni tercihe zorluyorsunuz. Yani çünkü Tabii. Türkiye Cumhuriyeti eğer hukuk Din, devleti ise... Dinle e, şey arasında, tabi, yaşam arasında. Beni tercihe yani. zorluyorsunuz ve ben tercih noktasında diyelim ki e, inançla, ibadetle ilgili Farklı bir görüşüm olmasa da orada aldığım tavır benim inanca, dine, bir gruba tavır anlamına geliyor. Yani Türkiye'de bu nedenle dini politikleştirmemek lazım. Burada bu bu şu anlama geliyor. Ya din devlet işlerinin içine girdiğinde, yönetim mekanizmasına girdiğinde, devletin kurumsal yapısı içine girdiğinde bu çok ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye sonuçta Müslümanlık da öyle bir şey. Yani bu kadar tarikatın, bu kadar farklı eğilimin olduğu ki normal zaten. Tarikat dediği nedir? Yok. Oldur ve İslam'ın farklı bir yorumudur. Bu bütün inançlar için geçerli, bütün meslek. Necdet Bey, tamamlayalım. Yani e, ben, daha biraz daha hızlı. Tamam. Gitmek burada, istiyorum. burada, bu, 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 burada e, Ayasof ve cami imamının konuşması gerekiyor. Tipik bir örnek vererek bitireyim. Bakın, tipik örnek şudur. 1920'lerdeki yaşanan süreç, bunun çok tipik örneğidir. Yani e, 1920'lerde dönemin Şeyhülislam'ın Kuvay Milliyecilerle ilgili verdiği karar vardır. Sonradan Diyanet İşleri Başkanı olan, Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Rıfat Börekçi'nin aldığı tavır vardır. Şimdi bu bir siyasileşmeyi beraberinde getirir. Tabii. Börekçi Mustafa Kemal'in arkasında durmuştur. Hem de tek başına değil 157 tane imam, hoca, müftü Kuvayi Milliye'den yana tavır almıştır. Ama dönemin Şeyhülislam'ı İslamı e, Abdullah, Bey Abdullah Efendi Nereden yana tavır almıştır? Mustafa Kemal'in idamını ilan etmiştir. Böyle bir fetva yayınlamıştır. Peki Din bu kadar, bu anlamıyla dini temsilin bu kadar bir hassasiyeti var. Bu hassasiyeti bizim yeniden yeniden yaşamamız için devleti, durumsal sorulardır mı? Bu geri çekilmelidir. Küçük bir soru. Yani niye bunun o zaman din e, e, dindar kesimde tartışıldığı konusunda cevabınız var mı? yine Hangisi? Bu konu siz dediniz ya ilk bu, cümle. Bakın buradaki kaygı bu konu... şu tabii iki boyut var. Ki neden, neden tartışıyorsunuz? neden var? Bakın bu çok önemli bir soru aslında. Önemli bir tartışma. Hatırlatayım ben de size. Ee, yani AKP dönemi öncesi özellikle e, çeşitli İslam İslamcı aydınlar siyasi yani kısmın bir kısmında öyle ama neyi tartışıyordu? Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmayı tartışıyordu. Niye tartışıyordu? Çünkü siz dine şekil veriyorsunuz diye bir tartışma vardı. Devletin dinini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Devlet kendi eliyle bir yeni bu, bir yaratmış. Ama her bu şey aslında önemli ama bu tartışmada sorduğu için Hasan Bey şimdi sonuçta bir kısım insan da şöyle düşünüyor. Ayasofya cami imamı bize kendisine göre bir şey tarif ediyor. Ben de buna itiraz ediyorum diyor. Muhafazakar kesimin temel yerinden bir tanesi o. ben yine aynı şeyi söylüyorum. E, ters manivele veriyor. Bazı konuların daha kolay çözülmesi, daha rahat anlaşılması için. Mesela Ayasofya gibi caminin ibadet açılması meselesinden mutluluk duymamızı engelleyen bir şeydir o. E kim atadı? O zaman atamada görevden alacaklar. <laughs> e çok yani güne ne kadar yaptığı o onca... Üç imam var biliyorsunuz değil Efe. mi orada? Üç imam var. Hayır hayır baş imam diye atadıkları ya, tabii için yani. biliyorsunuz şey tartışması da var. Memur mu değil mi? 657 Hı. mi değil mi? Hiç önemli değil ki. Atamayı sonuçta yani Cumhurbaşkanı üzerinden Diyanet İşleri Hı. Başkanı yaptı. Görevden alır bitirir tartışmayı. Görevden niye al